şöyle görüyorum. Bir az önce onu bir tür işaretini verdim konuşurken. Şimdi İsa'dan 70 yıl öncesinden itibaren her annenin babanın 7 yaşına gelmeden o erkek çocuğunun kutsal metinleri okuyacak kadar okuma yazmayı bilmesini şart koştuğunu düşünün. Fetva bu, şaka gibi değil. Ve bunu siz yapıyorsunuz. 2 küsur bin yıl yapıyorsunuz bu bir. Böyle düşünün. 2, bu becerinizden dolayı, küçük bir kabimsiniz, bu becerinizden dolayı bütün beyaz yakalı işler sizin. Mesela madenlere inen bir şey görülmemiştir neredeyse. Yahudi. Yahudi görülmemiştir. Efendim çiftlik vesaire görülmemiştir. Gemilere atlayıp İngilizler gibi işte oraya buraya giden, keşifler yapan deniz aşırı efendim bulduğu kauçuk tarlasına çöken bir Yahudi görülmemiştir. Bunlar böyle yaşamıyorlar. Kitaplarla yaşayan insanlar. Kitaplarla ve akli durgularla yaşayan insanlar. Şimdi bu gelenek sizi ister istemez kitap kurdu yapıyor. Ve sizi bu tür kariyerlere hazırlıyor ve çok mümbit bir dünyanın düşünce adamları evet. haline geliyorsunuz. Şimdi bir başka bir şey daha söyleyeyim. Neden İmam Hatip'teki okuyanların Türkçesi çok daha iyidir normal liseden? Bir düşünün. Çünkü bir ikinci dil Arapça ki Türkçe'ye yakın olması babında söylüyorum. Bir buradan gelir, destek alırlar. İki, kavramları inceltecek imkanı orada kavuştururlar insanı. Kavram düşünürsünüz. Veya kavramlarla soyut tanışırsınız. Aslında, tabii, o din, anlamda. Din soyut kavramlar soyut. Yol açar. Yani her ne kadar o yaş için yeterlidir, değildir, bütün bunlar ayrı. Ama böyle bir tarafı vardır dini eğitimin. Soyutlamayı mümkün kılan. E şimdi siz böyle bir şeyseniz, son 2000 yıldır beyaz yaka işleri yapıyorsanız, Firavun'un efendim şeyinden tutun muhasebecisiyseniz ve sürekli muhasebe gibi vesaire gibi işleri yapıyorsanız, tıp gibi işleri yapıyorsunuz ki Osmanlı Sarayı'nda da öyleydi. Hı hı. Bütün bunlar size bir altyapı hazırlar. Ve bu altyapı sizi bir yere getirir. İslam'ın ilk yıllarında da peygamberimiz döneminde tabii de ki, yine Yahudilerin ticarette uğraştıklarını biliyoruz. Yani tabii her ki, toplumda ve her dönemde bu işleri yapan bir kavim. Bu budur. Ha, ama sakın yanlış anlaşılmasın. Şöyle şeyler de bu Yahudi kavimleri de daha sonra Avrupa'da 1500'lü yıllardan vesaire sonra da Avrupa'da görmüştür. Kendi işlerinde onların da hiyerarşisi vardır. Yoksul Yahudi vardır. Geçen hafta bunu biraz anlattık o evet, mezhepleri. Yoksul Yahudi vardır. Yahudileri. Efendim işte derebeyleriyle haşır neşir olan daha zengin palazlaşmış Yahudiler vardır. İşte rabinik mesele vardır ve bu rabinik Yahudilik dediğimiz şey kaideleri, kuralları koyan haham sınıfıdır ki zaman zaman çok şey olabilmiştir. Çok katı ve keskin. Kesin, sert ve baskıcı olabilmiştir. Burada tabii şimdi altını sizin akışınızı bozmak istemiyorum ama altını çizmek gerekiyor ki sonuçta İsrail'de yaşayan veya dünyada yaşayan Yahudilerin içinde liberal demokrasinin tabii. yanında özgürlükçü düşünceleri olan Yahudiler de var. Filistin işgali bizim için tabii Müslümanların gündeminde ve Yahudilikle ilgili aslında meseleleri biraz da bununla yoğunlaşır. Filistin işgaline karşı Filistinlerin yanında duran, işte geçen haftan bir rahatsızdan tabii. söz ettim. Leo Tisamel bir avukattır. Tabii. İsrailli bir avukattır. Ve Yahudilerin kendi içindeki sınıfsal hiyerarşilerinin çok katı ve çok ezici olduğunu söyleyen de yine bu görüşten olan Yahudilerdir. Yani Yahudiliğe dair eleştiriler getiren ve onların o kurdukları sistemin eziciliği üzerine eleştiri getirenler de yine onlardır. Hani bunları da yok sayarak konuşmuyoruz bu masada. Bunu öyle yapmak zaten hakikaten mümkün değil ve çok büyük de haksızlık olur. Ama Türkiye'ye de haksızlık olur. Nihayet Yahudi meselesinin gündeme gelmesi de zaten İsrail'le beraberdir. Yani İsrail Filistin bu kadar sıkıntı çekmeseydi Türkler de bu kadar bence evet. Duyarlı olmayacaklardı. Yani Türkiye'nin Yahudiliğe bakışında böylece kısaca altını çizelim. Ama bizde bazı şeyler de vardır. Mesela Yahudi fakir olmaz asla deriz falan. Hani bunun gibi bir takım kalıp inanışlar. Şimdi bu kalıplar vardır ama doğrudur da şu bağlamda doğrudur. Bakın
Sultan Galiyev'i hatırlıyorum. Neyse bunu arada söylerim ne olduğunu. Şimdi şöyle, bu Rusya'da vardı. Rusya'da vardı. Neden? Çünkü Çarşı Katerina'dan itibaren Yahudilere tahsis edilmiş bölgelerde yaşamaları geçmeye zorlanıyorlardı. İşte kıtlık vesaire, Rusya'nın kıtlıkları malumdur. Durup bir problem çıkar. Bu kıtlıklar arasında işte herkes ölür kalırken Yahudilerin aynı oranda ölmediği Yahudi cemaatlerinin ortaya çıktı. Tabii tabii. Ve bu zaman içerisinde vay bu Yahudiler kime, ne yapıyorlardı bu, kimi kandırıyorlar da paraları ceplerine koyuyorlar falan şeklinde dedikodular dedikodular. Esas mesele sadaka. Aynı şey vardır. Yardımlaşma. Yardımlaşma vardır. Sadaka, bizim bildiğimiz sadaka vardır. Bu yardımlaşma vardır ve kolay kolay kimseyi ölüme terk etmezler. Etmediler de. Etmediler de. Ve çok birbirine bağlı, birbirine her şeye rağmen kollayan bir şey düşünün. Yani aç mezarı yok lafı vardır Türkiye'de. Orada da yani o toplumda da benzeri bir şey vardır. Aç mezarı yoktur. Tabii yani. Şimdi hal böyle olunca o zaman yüz binlerce Ortodoks Yahudi olmak yoluna gitti. Dönme bayağı yani. Yahudiliğe ihtida etmek istediler. Ne oldu? Bir süre sonra toprak yetmemeye başladı. Rivayet odur ki kadından anası doğacak, doğarsa ancak Yahudi olur lafın orada o zaman çıktığı söylenir. O zamana kadar bunun olmadığı. Bizde de uydurulmuş hadisler vardır biliyorsunuz. Siyasi dönemlere göre değişir. Yani her dinde bu işte o zaman çıktığı söyleniyor. Derler ki çünkü işte anne olunca biliyor çocuğun da baba olunca bilmediği için falan filan, mesele mümkün olduğu kadar hani nüfusu az tutmak falan.